Yanlışlıkla birine iyilik yaptım abi. Ben böyle bir adam değildim. Niye iyilik yaptık biz ya? Yoldaşların adı değişiyor mu? Bunların değiştiğine göre yoldaşların da değişiyordur diyeceğim. Değişmiyormuş. Ama hane üyelerimizin adlarını değiştirebiliyoruz. Yoldaşların değişmiyormuş abi. Epikrota'ya bir geri dönelim. Ya şu savaşı bitireyim ben artık ya. Adamlara hücum etmem lazım benim artık ya. En çok garnizon ücreti nereye gidiyor? Haraç yine 8.000'e gitti. Yine 8.000'e çıktı. Epikrota'ya 3.000. Sibir garnizonu çok güçlüymüş. Dur bakalım Epikrota'dan biraz adam alalım. Garnizonu yönet. En azından adam sayısı azalsın abi biraz garnizonlarda. Bunlar bizimle savaştıkça ya tecrübeli olur ya da ölürler. Yapacak bir şey yok. Bilandiya arabeletçisi. Güzel şunları al abi. Bizimkilerin orduları full galiba zaten. 5 seviyeye çok bir şey kalmamış. Yarısı geçmiş. Gerçi her türlü yarısı geçmiş oluyordu değil mi? Askerlerini inceleyeyim. Al canım. Al canım şu arabeletçileri. Kullan. Lazım olur. Rollo sen. Rollo da 6 kişi lazım. Tamam. Artık benim saldırmam lazım abi. Yani barışçıl diplomasiyi bırakıyoruz. Zaten barışçıl değildik de. Hani daha da saldırmak lazım artık. Gir abi. Geri kalanına bırak garnizona. Tamam. Aleykümselam hoş geldin Dynex. Senin arkandan hiçbir şey söylemedik merak etme. Arkandan hiçbir şey konuşulmadığına emin olabilirsin Dynex. Zerre bir kelime bile arkandan hiçbir sözcük söylenmedi. Sıfır yani. Al abi şunları da. İnanmıyor musun oğlum? Bana inanmayacağın da kime inanacağım bu devirde? Bana güven. Bana güven Linex. Bu devirde inanabileceğin, güvenebileceğin tek insan benim. Bana güvenmekte tereddüt etme. Sıfır tereddüt. Hiç etme kardeşim. Güven. O moru bir alalım. İnanmıyor hain Kostok. Vallahi ya. İnanmıyor ya. Arkadaşlar siz söyleyin. Linex'in arkasından korkak Linex falan bir şey dedik mi biz? Demedik yani. Der miyiz abi biz? Adam bizim moderatörümüz. Saygı duyduğumuz moderatörlerimizden biri. Der miyiz abi? Demeyiz. Alınacak kelleler var. Doğru dedin onu. Onu iyi dedin. Demedik bak dememişiz. Linex burada kaç yaşında insanlarız biz. Yalan söyleyecek değiliz. Çocuk değiliz artık yani. Yalan dönemi geçti abi. Yayın tekrarından bakarım. Bak kardeşim gönlün rahat olsun senin. Hiçbir şekilde bir şey söylemediğimize güvenebilirsin. Abi ben yalan söylesem tekrara bak der miyim? Bak tekrara hiçbir şey söylemedik. Dedi ki Linex hiç korkak değildir. Adam gibi adamdır. Hiçbir savaşta kaçmaz, geri durmaz falan dedik yani. Der miyiz abi öyle bir şey? Sevdiğimiz insanlardan birisin sonuçta sen. Doğanlar nasıldı abi? Doğanlar da güzelmiş. Şu Arap gelsin diyeceğim de. Suriyalı gelsin abi. Suriyalı. Arap salla. Suriyalı alalım. Lodbrok'tan Radul. Radul sen gel lan benim birliğe. Senin yeteneğin vardı evet. Biz Radul'u niye hala Sibir'de tutuyoruz ya vali olarak? Radul'a şey o, bir tane hanedan kurduralım. O kadar valilik yaptı adam. O kadar hizmet etti abi adam. Başka valimiz var mı bizim? Epikrota'ya da Lagerta duruyor. Ben Lagerta'ya valilik vermedim. Oksal'da da Fıçı Göğüs duruyor. Güzel güzel. İnsan modunu bu kadar mı dolandırma? Ne dolandırması oğlum? Abi Bannerlord'da Haydut modu var mı bilmiyorum. Haydut modu yok da. Yani bazı şehir içinde sıkıntılar çıkarabildiğin. Mesela şehir içinde tüccarlar mücarlar var ya. Çeteler var. Çetelere savaş açabildiğin, çetelik yapabildiğin mod var ama tam olarak Haydut modu olarak geçer mi? Bilmiyorum.
Ya çetelik faaliyetleri falan yaptığın bir mod var. Linex, benim dışımda kimseye güvenme. Hepsi külliyen yalan söylüyor. Hepsi külliyen yalan söylüyor. Ben böyle yalancılar görmedim. Selamünaleyküm agalar. Nasılsınız? Şehrime geldim de. Ok atmazsanız sevinirim. Atmayın oğlum ok. Atmayın lan. Lan atmayın oğlum ok. Kolay gelsin abi. Abi ok atmayın. Abi atmayın gözünü seveyim. Ölüyorum. Lan. Lan. Virajı al. Kaç kaç kaç. Bas ananı avradını bas. Oh götü iyi kurtardık. Götü iyi kurtardık. Şu orduya bak be. Full tecrübeli bir ordu ha. Muazzam bir ordumuz var. Güzel. Aleyküselam olsan eyvallah. Abi biz niye hiç ölmüyoruz ya? Ya biz niye harbiden hiç ölmüyoruz ya? Hep bayılıyor abi bu karakter. Kaç tane savaşta yaralanmışızdır, bayılmışızdır. Hiç ölmüyor abi karakter. Oyuna ekledik ekledik ölme riskiniz artık daha fazla falan dediler. Nasıl abi? Ölmüyoruz lan hiç. Öleyim diye bilerek önden gidiyorum ha. Krallık başkasına geçsin diye bilerek yapıyorum bunu ben. Ama ölmüyoruz. Niye ölmüyoruz ya? Ölmesi evet istiyorum abi. Ya bir kere de şey istiyorum anladın mı? Hep bunu yaptık zaten. Bu hep yaptığımız bir şey bizim. Biraz da farklı birine geçelim. Hanedan da başka bir yönetici olsun. Başka birini artık kullanalım falan anladın mı? Onu istiyorum. Hileyle öldür kendini. Yok abi o zaman ne önemi kalıyor? Anladın mı istediğim şeyi? Yani biraz da ölelim başkası geçsin abi biraz da. Omor'u bu arada şu elemana vereceğim. Validen çıkarayım. Ama hiç ölmüyoruz yani ben anlamadım. Hiç ölmüyoruz yani. Direkt hiç sıfır. Şunu al bakalım. Kardeşim sana şehir vereceğim. Sen bize çok hizmet ettin gerçekten. Orada iyi valilik yaptın. Sana şehir vereceğim direkt. Kendini lordlara kestir. Yapmıyorlar. Şu eleman gelsin de bir. Ona şurayı verelim. Şehir vereceğiz. İlk defa birine şehir vereceğiz abi. Hayırdır lan? Buralarda dolaşmayın ha. Orman halkından Gutrok mu kaçtı? Dur biz bunu şunların kellesini almayı unuttuk. Ya bunu kendileri dedi şey artık zırhınız daha güçlü olacak daha zor bayılacaksınız ama karakterinizin ölme riski daha yüksek olacak falan diye bir şey duyduğumu hatırlıyorum ben. Ama şu an daha ölmedik hiç. Abi bu ne ya sanki gerçekçi modda değilsin oğlum al gerçekçi moddayız her şey en zor bak. Her şey en zor ayarlarda görüyor musun? Gerçekçi 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 her şey en zor ayarlarda. Gelmedi mi oğlum o adam şuradan şuraya? Ha gelmiş zaten. Gel kardeşim. Sana nereyi verecektik? Dur bakalım. Şuranın adı neydi? Omor muydu? Ha, Omormuş. Omor verelim. Al kardeşim. Sana şehir vereceğim. Hak ettin çünkü sen bunu. Radul. Hadi evladım. Göreyim seni. Bakalım bayrağı nasıl bir şey olacak. Bok gibi bir bayrak yaptın oğlum. O nasıl bayrak ya? Yapacağım bayrağın. Bok gibi bir bayrak yapmışsın birader. Başka bunların şehri kaldı mı? Varnapol kaldı. Gidelim bir Varnapol'u da alalım. Kaleleri en son. Kaleleri en son hallederiz. Hobi olarak yine alırız kaleleri. Kaleler sıkıntı değil. Şehirlerden bir temizleyelim şunları.
Bu ne lan böyle dev? Çift elli. Varnapol'da ne kadar adam var? O Varnapol biraz daha kolay. Bizim Rave şeyde... Oha! 909 adam savunuyor Sibir'i. Abi normal yani. Normal o kadar fazla para gitmesi bu arada. 909 asker var abi. Paraların nereye harcandığını bulduk abi. Normal. Hayvan gibi bir garnizon var abi orada. Lan gel lan geri gel. Yetenek kazanmıştım ben değil mi? Evet. Çift elli hasarım artıyor. Saldırıların düşman zırhı. Oh bu çok güzel. Şunu ver. Bunu zaten alıyoruz. Bizim biniciliğimiz 60 olmuş lan. Kasmamamıza rağmen. Başka. Düşman hasarını azaltıyor. Tekme hasarı artıyor. Ordu bütün birlik büyüklüğünü arttıracak. Güzel. Bu da güzelmiş lan. Oğlum çok güzel özellikler geldi bize. Birlik büyüklüğü 10 artacak. Nüfuzumuz çok olacak zaten ya. Oh vekili de fulledik bu arada. Oğlum biz ne olduk böyle? Biz Terminator olduk. Sibir'e sen saldırsan alamazsın. Harbiden öyle çok sağlam bir yer yapmış Sibir'i biz. Sibir'de ne var oğlum öyle ya? Şurayı hızlı almam lazım. Bu arada para bitiyor. Para bitiyor. Hayır. Para bitiyor. Abi hemen almam lazım burayı. Çabuk. 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 Hadi. Saldırın. Hayır. Hayır. Ya barış yapma. Zorla barış yaptırdılar bana ya. Zorla barış yaptırdılar ya. Rezalet. Kınıyorum. Oyunu kınıyorum. Zorla barış yaptırılır mı ya adama? Rezalet. Bir daha savaş açacağım size oğlum. Bekleyin siz. Bir daha savaş açacağım zaten ben. Ben o savaşı bir daha açacağım. Sıkıntı yok. Adamlar zorla barış yaptırttı bana ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Güzel. Kralın sözü geçmiyor. Kralla alakası yok. Orada neden barış yaptığımızı anlatayım size. Oyunda savaş yorgunluğu mekaniği var. Diplomasi modunun getirdiği bir savaş yorgunluğu mekaniği var. Ve o savaş yorgunluğu mekaniği ile beraber artık diyor ki oyun sana. Bu adam savaşabilecek durumu kalmadı artık. Yani barış yapacaksın diyor, anladın mı? Otomatikman iki tarafı da barışı yaptırıyor. Yani bu oyunun getirdiği bir şey mekanik. Oyunun değil, diplomasi modunun getirdiği bir mekanik. Mecburen barış yapıyoruz yani. Yapmak zorundayız. Saçma olduğunu düşünüyorum ama yapacak bir şey var mı? Yok. Şu dövme demirleri falan satsak mı ya? Bunlar. Ya işte bize ne diyemiyorsun? Yani zoraki. Yapacak bir şey yok. Ama bize ne diyemiyorsun? Bu arada bizim Vilandia ile savaşmamız lazım artık bu şeyden sonra. Biraz güçlenelim. Vilandia ile savaşalım abi. Bunları zaten zortlattık. Biraz Vilandia ile savaşıp onları dövelim. En azından haracı kesmiş oluruz. Haraç ödüyoruz onlara çünkü. En azından haraç gitmiş olur abi. Şu kılıçtan yapayım bir de. Hep aynısından yaptık. Bugüne kadar bir de farklısını yapalım. Bunun çok fazla fark ettiğini sanmıyorum ya. Şundan yapsak. Bu çift elli oluyor, olmaz. Şu. Bu çelik veriyor, iyi çelik. Kartal başlı yapacağız. 5'e 4. Hadi bakalım. Dur iki tane yapayım, fiyatına bir bakalım. Fiyatı 26K. Diğeri daha pahalıydı. Fiyatı 26K. Şunu normal iyi çelik yapsak. Şöyle kaç para ediyor abi?
30K ediyor. 30K. Başka kılıçları da deneyelim. En iyisi hangisi para verdiriyor? Değişiyor çünkü. Bu kaç verdiriyormuş? Gerekli tüm malzemeleri sahiplenelim. Oğlum Hamdemir harcayan şey olabilir mi ya? Ha şu. Şunları seçmediğimiz için öyleymiş. Abi deney bir bu. Bir. İki. Sonra bu da üç olsun. En güçlü devlet hangisi? Benim olduğum devlet en güçlü devlettir hocam. Biz nereliysek orası en güçlüdür. Hangisi en iyisi? İki en iyisi gibi. Yok. Üç en iyisi. Yok. İki en iyisi abi. İki. Bundan yapacağız. Diğerlerini de deneyelim bir ama. Bence Batanya. Batanya öldü. Kabzalardan iki çelik isteyen bir şey vardı. Onu seçtik şu an. Şu anki save'de sordum senden sonra. Ya şu an en güçlü devlet ben değilim. Biz daha yeni devlet olduk zaten. En güçlü Vilandia. Biz neredeyiz biz? Biz dördüncüyüz. En güçlü biz değiliz zaten. Alişan her yayına katılıyorsun. Oğlum gözlerine değil başka bir şekilde mi izliyorsun? Nasıl Kuzeyit diyebilirsin ya? Kuzeyit'in ağzına sıçmadık mı biz? Kuzeyit bitmedi mi? Alişan bir dahakine gözlerini kullan. Abi para sorunu bizi bitiriyor ya. Para sorunu bizi bitiriyor ya. Bizim acilen buradan gitmemiz lazım. Abi odun olan bir yer var mı? Şurası. Gel abi. Odun gerekiyor bize ya. Atölye falan hayatta kurtarmaz. Atölye normal zamanda kurtarıyor mu sanki? Kurtarsın. Abi burası bitmiş, batmış. Garnizon bitiriyor buraya. Garnizon. Acemiler var mı ters edebileceğimiz? Oha! Bu ne lan? 225 zırhlı süpürge mızrakçısı ne abi? Bu nasıl bir şehir lan burası böyle? Bu ne oğlum? Aha, oha. Refah mefa bok gibi ama. Şehir şehir yani. Şehir şehir abi. Refah falan bok gibi olsa da güçlü bir şehir. Askeri olarak güçlü bir şehir. Osturgiya mızrakçılarıyla harbiden devlet kurarsın ya. Onunla devlet kurarsın. Cidden şakasız bu arada ya. Abi Sibir'i başkasına versek mi? Sibir bizi bitiriyor sanki. Bizi her yer bitiriyor ki anasını satayım. Bitirmeyen yer söyle diyeceğim. Yok yani bitirmeyen yer yok. Her yer bitiriyor bizi genel olarak. Bitirmeyen yer söyleyemiyoruz bile. 2 gün götümüzü doğrultalım desek olmuyor abi. 2 gün bile götümüzü doğrultamıyoruz ya. O eksi 32 bin ne ya? Bu oyunun ekonomi sorununu çözmeleri lazım ya. Bak Rollo bana para getiriyor o kadar. Yine bile artıya geçemiyoruz. Bu oyunda ekonomi ciddi bir sorun arkadaşlar. Oyun yapımcısının bunu çözmesi lazım. Demircilik yapabiliyoruz sadece ya. Vergi alabileceğimiz kanunlar işe yarar mı? Onlar sadakat kaybettiriyor ama mecburen onları geçireceğiz gibi gözüküyor aslında. Geçirmemiz gerekiyor. Mecburen. Politikalar. Yok abi onlarla kapanmaz bu açık ya. Onlarla kapanmaz. Ben onlarla kapanacağını hiç düşünmüyorum. Bizim hayvan gibi para biriktirmemiz lazım. Bakın. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bir odun toplayacağız her yerden. Sonra gideceğiz bir kafamızı 30 dakika kuma gömeceğiz. Full demircilik yapacağız anasını satayım ki bir bölüm rahat edebilelim. Kanunlar kurtarmaz. Garnizonlara tıraşta çok asker var. Abi kanun... Bunları da tıraşlayalım da. Bilim Tolga verdik başkasına.
Abi Rebel'e sınırsız ücret değil. 2000 limit veriyorum. Asker toplamasın. Rebel'de garnizon azalacak. Bunları da her yere yaparsak. Sibir'i de azalt. Hepsi full baksana. Epic Rota'ya da 2000 limit vereyim. Bunlara hepsine 2000 limit veriyorum abi. Hepsine 2000 limit veriyorum. Sadece Oksal sınırsız olacak. Oksal çok önemli bir bölge çünkü. Yok, hiçbir şekilde kurtarmıyor bizi. Şundan odun alacağız. 140 odun çok güzel. Bizim biraz kafamızı kuma gömmemiz lazım. Sen kendini azalt. İyi askerleri atmasınlar. Onunla uğraşılmaz abi. 2 saat onunla mı uğraşacağım? Şu an zaten elimde bayağı asker var. Bir de oraya geri dönmeye üşendim. Uğraşmak lazım ama üşendim abi şu an oraya dönmeye. Abi ekonomik olarak ciddi problemlerimiz var ya. Ya haraçları bir kere kurtarsak en azından. Götü oradan bir toplayabilsek iyi olacak. Haraçları bir en azından çevirmemiz lazım. Bunları bir çevirsek. Yeni yoldaş alalım abi. Sturgyalı yoldaş alalım ya. Kahraman. Uğursuz, şanlı, kömür, kanlı balta. Ya beyni olan da Sturgyalı aramak tabii ki bu cihanda çok zor bir şey ama. Beyni olan Sturgyalı mı olur abi? Beyni olsa Sturgyalı olmaz zaten. Beyni olan birinin Sturgyalı olması çok zor. Biz gidelim bir seri yapalım dedik. Sturgyalı olduk. En son iç savaş yaşadık anasını satayım. İç savaş yaşadık ya. Rezalet. Rezaletin daniskası. Halkına beyinsiz dedi. Diyorum valla. Demeye de devam edeceğim. Sturgyalı milleti beyinsizdir. Sturgyalı milleti salaktır. Adam olsalar Viking olmazlardı. Ya önce Sturgia'ya isyan ettik isyancılarla birlikte, sonra isyancılara da isyan ettik. Ya bir takım talihsiz olaylar yaşandı. İsyan üzerine isyan, isyan üzerine isyan. Biz götümüz aslında çok rahattı. Biz götümüz kaşındı. Biz niye isyan ettik anası? Biz çok rahat bir şekilde yaşıyorduk abi biz. Biz niye isyan ettik ya? Abi harbiden ben yaşamımdan çok memnundum. Her şeyim vardı. Halim, hatırım yerindeydi. Ben niye isyan ettim ya? Abi gerçekten büyük rezalet ya. Oğlum niye isyan ediyorsun? Götünün zoru mu var yani gerçekten? Paraya para demiyorduk. Vallahi öyleydi ya. Ya isyan misyan boş arkadaşlar, etmeyin. Biz niye mal gibi isyan ettik ya? Biz salaklığımızdan ya, kendi başımızı kendimiz yaktık. Kendimiz yaktık abi. Gel kardeşim. Urgil. Aslan parçası. Al Flintalk senin. Urgil hanesi hayırlı olsun. Vilandia'ya savaş açmam lazım benim. Vilandia ve Batı İmparatorluğu'na savaş açıp bu haraçları bitirmem lazım. Garnizonlar yavaş yavaş toplanır. Garnizonlar düşer o kendiliğinden. Onu hallederiz. Şanımız kral oldu ama bir asker bizden daha çok kârda. Öyle demeyelim. Tam olarak öyle değil ama sıkıntılı olduğumuz doğrudur. Sıkıntılı olduğumuz da doğrudur yani. Ama bu sorunlar da gidecek arkadaşlar. Bu sorunlar da geride kalacak. Güneş her daim doğar. Krallığımızda güneş yeniden doğacak abi. Merak etmeyin. Siz güvenin. Siz güvenin bana. Bana güvenin abi. Bu iş bizde ya. Krallığımızda yeniden güneş doğacak. Sattırmayacağım artık bunlara. Paraya konuyor şerefsizler. Dolandırıyorlar bizi anasını satayım. Rollo'ya veriyoruz. Para geri gelmiyor abi.
Benim acilen savaş açmam lazım. Vilandia'da oyunun en güçlü krallığı abi. Oyunun en güçlü krallığına savaş açmaktan bahsediyoruz ama ya yapacağız artık. Vilandia'dan korksak onlarla zamanında savaşıp hepsinin kellesini almazdık. Zamanında Vilandia'nın nasıl ağzına sıçtığımı biliyorsunuz abi. Adamların içinden geçtik. Adamları yok ettik ya Vilandia'yı. Neler neler yaptık ama yetmiyor. Daha fazlası, daha fazlası, daha fazlası her zaman. Kartal başını değiştir ya. Kartal başını şundan yap, çok gidiyor. Vilandia savaşta mı? Batanya ile savaşta. Çapulcularla savaştayken biz bunları yeneriz. Bizim bunlarla saldırmazlık anlaşmamız mı var? Ben öyle bir anlaşma imzaladım hatırlamıyorum abi. Yok öyle bir şey. Ben öyle bir anlaşma yapmadım. Okumadım, onaylamadım abicim. Yok öyle bir şey. İnanmayın. Savaş açacağız. Şunları da satalım. Danglens'e, ondan sonra girelim abi bunlara. Fulle hocam. Hocam gelin siz de bana. Katılın. Erzak alalım biraz. Aç aç gezecek değil herhalde. Aç ayı oynamaz abi. Orada aç aç gezecek değil. Erzak toplayalım. Yapacak bir şey yok. Malları sat. Satın abi. Güzel. Biraz daha yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Topraklar bu şekilde. Şu an bu şekilde. Şimdi artık savaşı açalım abi. Yapacak bir şey yok yani. İstediğimiz herkese savaş açabilecek durumdayız. Ben savaşı açma kararımı Dertert Reis'ten yana kullanıyorum. Onlara dalacağız. Hadi bakalım. İnşallah kafamıza çok büyük ordularla gelip vurmazlar. Umarım. Bunları biraz dövüp en azından haracı kessek yetecek. Praven'e gideceğim abi. Orada ölümüne savaşacağım. Praven, ya amacım şehir fethetmek değil. Amacım bunları dövmek. Amacım şehir fethetmek değil. Neyi toparlıyoruz abi, şuna bak ya. Bizim gezginin sıkıntısı haraçtan değil arkadaşlar. Balgard 5000 yiyor. Revil 5000 yiyor. Oksal 4000 yiyor. Bunlardaki şeylerin azalması lazım. En az bir yani günlük 5000 falan gitse yeter yine. Lagerta'ya evlilik teklifi olmaz. Uzun süredir gelmiyordu kimseden. Benim krallık yükseldi de biz düşüyoruz abi. Para yani paramız yetmiyor. Şimdi Praven'i kuşatacağım, bunları bekleyeceğim. Gelin dalın bana abicim diyeceğim. Gelin o Vilan diye ordularıyla gelsin bana dalsın diye sağ gideceğim, mancınıkla döveceğim şehri. Haydi bakalım. Sibir 5,5 mu yiyor? Evet, Sibir'i birine vermek zorundayım. Ya o paralardan kurtul. Ama bakın Sibir'den gelen gelire bakalım. Oksal'dan 2K geliyor yine bak. Sibir'den gelen para var mı? Yok anasını satayım. Sibir fuzuli zarar yani. Sibir'i vermek zorundayım. Sibir de çok güçlü bir şehir ama. Sibir'i mecburum abi, vereceğiz. Bu savaştan sonra Sibir'i birine verelim en azından. O düşsün. Sibir full zarar. Yitirdiği 1000 var. Topla tüfekle gelsinler, bana koymaz mı? Koyar abi. 2K'lık orduyla gelirlerse bizi ezerler. 1,5'la gelirler yine ezerler. Çok büyük orduyla da gelmemeleri lazım. Ama yine de bu riske girmek durumundayım. Aha geliyor 1000 kişi. Gel abi. Gel abi. Paşa paşa 1000 kişilik ordun var. Gel abi. Abi 1000 kişisin. Bizden fazlasın. Dal işte abi. Bunlar bizi döver. Bunlar bizi döver. Okçusu çok fazla bunların. Bunların okçusu çok fazla. Şerefsizken paraya para demiyorduk. Şerefli olduk, battık. Bunların okçusu çok fazla. Niye bu kadar fazla okçusu var lan bunların? Abi. Arazi de bok gibi. Arazi de bok gibi.
Abi şuradan sıksın okçular. Onlar orada piyadeye sıkarken. Abi bunların okçusu çok fazla ya. Hayırlısı bakalım, göreceğiz. Kaç okçunuz var lan sizin? Bunların lordlarını kesmeye çalışsam mı ya? Süvarileri de fazla. Süvar sıkıntı. Piyade de biz koyuyoruz bayağı. Ya onu da bloklama be oğlum. Lordlarını indirirsem en azından beyinsizce davranabilirler. Adam da şu açıkta değil ki abi. Bu değilmiş lan. Hanginiz lan lord? Şu desem o da değil. Bunların lordları yaya oluyordu galiba. Yo, yaya da olmuyordu. Neyse dur. Fallback, fallback, fallback. Sıkın oğlum oklarınızı, sıkın. Sıkın aslanlarım. Lord'u bulamadık abi. Güzel. Bizim okçular hala iyi vuruyor bunları. Harika harika. Bizim okçular iyi vuruyor. Okçularımız çok güzel indiriyor abi şu an düşmanı. Güzel. Okçuda onlar üstün. Bizden iki kattan fazla okçuları var. Ama bizim okçular kadar iş yapamıyorlar. Hadi bakalım. Süvar nerede? Süvar gel şuraya. Onları bana saldırtmak zorunda bırakmak istiyorum ya. Kalkan duvarı yapın. Girin bakalım be. Onların bana saldırmasını istiyorum abi. Tamam geri gel. Gel geri gel geri gel geri gel. Tamam geliyorlar geliyorlar. İstediğimiz oldu. Atlı okçu girin. Süvari geri dön. Tamam şimdi süvarilerini harcayabileceğiz. En azından bir yerden başlamak lazım. Piyade girin abi. Lan vuramadım. Kartal pençesini çekmem lazım abi. Bunlar yetmiyor süvariye karşı. Güzel. Dizil abi. Okçu gel. Okçu gel, okçu gel, okçu gel, okçu gel. Piyade dizil, acilen dizil, acilen dizil, adamlar geliyor. Hücum. Eziyoruz bu arada piyadelerini. Çok güzel. Okçu yerinde kalmaya devam et abi sen. Sen sakın ayrılma oradan. Güzel. Okçular tepeyi terk etmezse bu iş bizde. Ya atınızın... Ha bir at çarpıp duruyor bana ya. Yeniden hatta girin abi. Yeniden hatta girin. Okçular hücum. Hücum abi okçular. Şu arkada kalanları okçularla halledeceğim ben. Bunlar ne yapıyor bu arada? Ben anlamadım bunların ne yaptığını.
Hilal taktiği yapıyorlar, arkamıza geçiyorlar herhalde nasıl satayım. Kardeşim o bu oyunda işe yaramıyor. Okçular kesin abi şunları. Bizim okçuların yakın dövüşü iyi. Of fena vurdular bana. Ya atınızın ama yeter be. Sürekli at çarpıyor bana. Piyade girin lan oğlum, iki ateş arasında kalacağız ha. Yeter, bir tane daha at çarparsa küfür edeceğim artık. Nasıl ya? Nasıl ölebilirim lan ben? Ne oldu lan? Yarı canım varken öldüm bir darbede. Yarı canım vardı lan, bir darbede öldüm. Arkadaşlar esir düştük. esir düştük. Ne vurdular lan öyle harbiden? Vay da. Yo yendik. Tamam yendik. Kelleleri alalım hemen. Güzel güzel. İyi kazandık kazandık. Nasıl bir vuruştu o ya? Ne koydunuz anasını satayım? Baristayla mı sıktınız ya? Yakın şey meydan muharebesinde barista da yok yani. Olsa hadi eyvallah diyeceğim de. Meydan muharebesinde barista yok yani. Olsa tamam diyeceğim, okey diyeceğim. Haklısınız diyeceğim de yok abi, biliyoruz yani olmadığını. Tutsaklarınızı alalım abi. Kelle kesme töreni yapacağız. Güzel. Yalnız bayağı bir kişiyi keseceğiz ha. Bayağı bir kişiyi keseceğiz. Öyle gözüküyor. Gürz de oynadım bir kere. Gürz güzel bir silah değil ki oyunda. Balta ve kılıça göre çok geride kalıyor yani. Oynanılabilecek bir silah değil bence Gürz. Hocam tutsaklarını alabilir miyim? Oynanılabilecek bir silah olsa oynardım da oynanılabilecek bir silah değil abi bence Gürz. Gereksiz. Bizim cellatımız yok kardeşim. Cellat bizzat biziz. Bizzat biziz. Biz kesiyoruz. Afiyet olsun Linex. Dur bakalım kaç kişi keseceğiz? 12 kişi. Totalde 12 kişi alıyoruz abi. Güzel oldu bu. 12 kişi. Abi YouTube'a atsan izlenir, ben işten geldiğim için kaçırıyorum bazen diyor. Kardeşim sen kanala baktığına emin misin ya? Kanala gelenler ne kardeşim? Uçan kuşu mu yüklüyoruz oraya? Bunların tekrarları zaten geliyor kanala. Ve bazen şu chatte saçma salak yorum yazan arkadaşları görünce yayın yapmaktan vazgeçiyorum ya gerçekten. Yayın yapmak yerine normal oynamak daha zevkli geliyor bunları görünce. Gerçekten. Kuşatmayı sürdür oğlum. Aynen, biz Ned Stark'ın izindeyiz Valemir. Hükmü veren kılıcı da sallar abi. Sarkatus hoş geldin. Mod yükledim mi abi sonradan? Birkaç gündür izleyemedim de. Diplomasi var abi. Improved Garrison var. Better Time var. Bu modlar var. Yani yükledik. Bu arada bunlar dalacak bize. Bunlar dalmadan biz şehri mi alsak? Bunlarla mı savaşsak? Neyiniz var abi? Şehri alalım ya. Şehri alalım abi. Şehir bize gelsin, ondan sonrasına bakarız. Neye kuşağız yok biz? Praven. Bu Praven düşünce oradaki orduya karşı savaşmayacağız. Çünkü riskli abi. Burayı aldıktan sonrasında bir de onlar için savaşamayız. Dinlenelim biraz şehirde. Onlar kuşatırlarsa kuşatsınlar.
Gerek yok. Boşuna çıkmayalım. Şehir bizde olacak zaten abi. Abi Sivir'i verecektin. Evet evet Sivir'i unutmayalım ya. Sen hatırlat bana Sivir'i bu savaştan sonra da. Ya Sivir rezil bir yer ya. Ya Sivir gerçekten rezil bir yer abi. Sivir gitmesi lazım. Ya askeri açısından çok iyi. İyi garnizon var içeride ama abi olmaz yani orası. Olmaz abi. Para gelmiyor. Tamamen ekonomik kriz tetikliyor ya. Çok sıkıntı bir yer ya. Çok sıkıntı. 5000 sadece oraya gidiyor. 5000 günlük ne demek ya? 4K zararı az önce vardı. Az önce 1000 gelir getiriyordu. Genelde gelir de getirmiyor ki hiç. Arada 90-100 getiriyor. Az önce bir kere 1000 getirdiğini gördüm o kadar. Bu arada harbiden güzel bir ordumuz var bizim ya. Eğitimli, sağlam bir ordu kurmuşuz. O yüzden asker gönderdiğimde kazanabildiler. Utilaim da şu an Sturgia'da ya. Sturgia geri kale almış orayı. Yani geri bir tane kale almış. Sturgia'da orası. Aa bunlar buradan dışarı çıkmış lan. Refahtan kaynaklı. Evet refahtan kaynaklı. Neden refaha da düşüyorum? Refahın düşmesinin sebebi de erzak olmaması abi. Yani oradaki orduyu besleyebilecek yeterince erzak yok. Bu yüzden refah da düşüyor. Gelir de gelmiyor. Çok fazla ordu koymuşuz oraya biz. Zamanda ya bizim hatamız aslında. Şehirlik bir şey yok. O kadar ordu koymamak lazım oraya. Yani o da bizim hatamız aslında. O şehri o duruma biz getirdik. Ya sığınak o kadar da şey yapmıyor ya. Oyunda sığınak mekaniği kadar boş bir mekanik yok gerçekten bak. Sadece biz saldırabiliyoruz sığınaklara. Sanki sadece bize sıkıntı çıkarıyor. Sığınaklara diğer lordların hiçbiri bir şey yapmıyor. Sadece biz giriyoruz sığınaklara, saldırıyoruz. Yani çok gereksiz bir şey sığınak. Emir vereceğim, temizlesinler abi sığınağı. Biz mi uğraşalım sığınakla? Dünya imparatoru olmuşsun, sığınakla uğraşıyorsun. Var mı böyle bir şey? Bizim ordu nerede ya? Buradan geliyorlar bir. Seslerini duyuyorum. Bizde bugüne kadar hiçbir zaman ekonomi batmamıştı ki hiçbir seride. İlk defa bu seride ekonomi sorunu yaşıyorum ben. Bu seriden önce hiçbir zaman ekonomi sorunu yaşamamıştık biz ya. Vallahi hiç yaşadığımızı hatırlamıyorum ekonomi sorunu. İlerledikten sonra şehirlerde devriye oluşturma mekaniği var mı? Var da sığınaklara saldırmıyor ki. Yani oyunda yok, modda var. Improved Garage'ın modunun eklediği bir mekanik o. Onu da yapıyorsun da sığınaklara girmiyor. Dışarıdaki hayutu kesen olacak sığınağı almadıktan sonra. Güzel. Olay yerine intikal etti bizim ordu. Harika. Ya bu Vilandia Savaşı'nda bizim olayımız aslında şey değil. Bu Vilandia'dan bitirelim. Bir sürü şehir alalım. Bir sürü kale fethedelim değil olay. Bunlardan haraç alalım yeter abi. Hayır hoş geldin. Bir tane bir haraç alsak yeter. Sığınaklarla ilgili mod var sanırım. Nexus'ta görmüştüm. Ben görmedim bilmiyorum. Discord'dan yazarsan sevinirim bu arada o modun ismini. Eğer sığınaklara saldırtıyorsa otomatik falan. Güzel olur yani. Az dinleyelim çok savaştık. Az dinleyelim abi. Şu kılıcı baltayı falan da yere bırak yeter. Savaşmaktan yorulduk. Bırakamıyormuş. Aslanlarım gidin aslanlarım. Bravo. Ne kayıp verdik biz. Bu sefer burası bayağı zarar vermiş bize. 169. Biz 541 almışız ama yani gerçekçi zorluğa göre bu kayıplar az. O yüzden oyunda gerçekçinin de daha zorluğunu getirmeleri lazım abi. Daha yeni zorluk getirsinler abi. Ben daha zorunu istiyorum.
Gerçekçi bana kolay geliyor. Daha da zorunu yapsınlar. Buraya çıkılmıyor mu lan? Ya bu adamları bulamıyorlar. Asker gönder diyelim, halletsinler. Tecrübeden vazgeçmiş olduk ama yapacak bir şey yok. Bizim ordu bu arada tüm herkes, ordudaki herkes son seviye. O bakımdan süper. Girdiğimiz savaşlar neticesinde ordunun %95 falan son seviye oldu. Talan, merhamet, yakıp yık. Talan yeterli olur. Praven'i de aldık, bunu da başkasına vereceğiz. Kuşatmak istiyorlarsa kuşatsınlar. Gerçekçi zorluk oyunun ilk çıktığı zaman da zorluyor. Yani oyunun ilk başında zorluyor sadece gerçekçi zorluk. Oyunun ilk çıkmasıyla bir alakası yok. Oyunun başlarında zorluyor seni. Sonrasında yine sen rahatlıyorsun yani. O bakımdan zorlamıyor seni. Aslanım, sana bir şehir vermemin zamanı geldi ya. Oksal'ın valisi. Uzun zaman valilik yaptın. Artık kardeşim senin zamanın geldi, artık yönet. Buranın da ağzına sıçmışsın bu arada. Balgar... bu değil. Oksal'a bakayım. Oksal'da biraz erzak var en azından. Balgard'ı falan da vermem lazım benim ya. Tamam, şimdi ona, Praven'i buna vereceğiz. Bir tane Sturgyalı lazım bize. Kahraman canlı Sturgyalı. Kömür yutan. Gel babacık. Kanlı balta sen de gel. İki tane Sturgyalı gelsin, Balgard'la şeyi verelim. Hadi bakalım. Biz şehirde durmaya devam mı etsek? Şehrin girişinde bekleyelim. Sibir'i vereceğim şimdi ya zaten. Şu Sibir'i alacak. Diğerine de Praven'i vereceğim. Kanlı balta. Sen aldın kardeşim hak ettiğini. Al bakalım. Sibir. Abi parasızla bak ya. Şu düştüğümüz rezalet duruma bak. Adama şey veremiyoruz parasızlıktan. Tımar veremiyoruz abi. Bir kere ben adama niye para veriyorum anasını satayım? Böyle saçmalık mı olur? Adama tımar veriyorum ben. Üstüne bir de para veriyorum ya. Saçmalığa bak. Adama zaten toprağını vermişim. Niye bir daha para veriyorum? Zaten o adama para ver, şey, toprak veriyorum abi. Ne alakası var paranın? Saçmalık. Rezalet. Aa, geliyorlar buraya kuşatmaya. Geldi mi bu aslan parçası? Fıçı göğüs. Ben çağırmamışım ki adamı. Bizim şehirler köy gibi bir şey gerçekten ya. Fıçı göğüs sen de abicim. Al Praven senindir. Hayrını gör. Hayrını gör hocam. Praven senin. Bravo. İyi hizmet ettin. Merovik hanesi hayırlı uğurlu olsun. Merovik. Tamam. Bunlara da hane verdik. Vilandia'dan haraç ödüyormuşuz. Hala haraç ödeyeceğiz ha. Kömür yutan gel abi, sana da Balgard'ı vereceğim. Ancak biraz bekleyeceksin yani. Biraz beklemen gerek. Nüfus kalmadı. Biraz bekle, sana da orayı vereceğiz. Gidelim şu Oksal'da da ne kadar fazla adam var. Bu ne abi? Yaralı sayısı da yok fazla. Oksal'dan garnizon alalım. Oksal'dan eleman alalım abi. Oha! Bu ne lan? Biz daha yenilmeyiz. Biz daha savaş kaybetmeyiz hocam. Biz daha savaş kaybetmeyiz bu arada. İmkansız. Bu orduyla savaş kaybeden ne bileyim yani. Bu ordu daha savaş kaybetmez hocam. Bu ordu daha savaş kaybetmez. Al abi. Al abi, al abi, al abi, al abi. Bu ordunun daha savaş kaybetme şansı yok. Yok yani, öyle bir ihtimal yok. Al kardeşim. Yandakinin ağzına sıçacağım birazdan. Hoş geldin Mert. Güzel. Biraz daha adam toplayalım. Bu ordunun daha savaş kaybetme ihtimali yok abi. İhtimal dahilinde bile değil. Böyle bir ordu artık savaş kaybedemez. Öyle bir lüksü yok abi. Öyle bir lüksü yok bu ordunun. Biraz da çavuş varsa çok güzel olur ya. Çavuş yok mu? Baltacı. Alalım, baltacı alalım. Güzel.
Volgir de olur. Dur lan, yanlış yaptım. Şimdi şunu bir ezelim bakalım. Yayınlar saat kaçta başlıyor? Hangi günler? Her gün yayın var kardeşim. Genelde 9'da başlıyor ama bugün 8'de başlattım. Her gün yayın oluyor. Genelde dediğim gibi 9'da başlıyor yayınlar. Ama bugün erken yaptım. Şunları direkt seri ezeceğiz zaten. Köy basmış alçaklar. Direkt taktik maktik yok abi. Gireceğiz bunlara hemen. Siz de girin hocam. Hoş geldin Linex. Süvariler geride bekleyecek. Süvarilerin saldırmasına gerek yok. Süvariler arkada beklesin, zaten köy dar alan. Gerek yok abi. Piyadelerle biz bu işi çözeriz. Savunan tarafız aslında biz de abi. Kalabalığız. Ezelim diye düşünüyorum. Ya da zaten biz savunan tarafız. Niye saldıralım? Değil mi? Saldırmaya gerek yok. Niye baba yiğitlik yapalım boş yere? Boş yere cengaverlik. Baba yiğitlik değildir abi. Boşuna askerimiz fazladan ölmesin. Okçuları da bayağı varmış ama biz yeni aldığımız okçular sayesinde bayağı avantajlıyız. Oğlum niye 3 saniyede bir save almayı unutma yazıyorsunuz? Az önce save aldım. Yazdınız. Bir daha save aldım. Yine yazdınız. Bir daha save aldım. Lan zaten 5 saniye içerisinde 3 kere save aldım. Yine save almayı unutma yazıyorlar ya. Lan 5 saniye içinde 3 kere save aldım zaten. Görmüyor musun mu? Yani gerçekten anlamıyorum ben. Oğlum zaten aldık. Güzel. Bunlar niye saldırmıyor lan? Siz köyü yağmalamaya gelmişsiniz. Gelsenize. Çakallar istiyor değil diye lan konuşamadım. Evet, Türkçeyi unuttum. Arkadaşlar Türkçe nasıl konuşuluyordu ya? Çakallar istiyor diye değil. İt oğlu itler istiyor diye güneşli olmaktan vazgeçmez. Bizim sözümüz böyle. Yolladım Discord'dan bir modu. Tamam. Bakacağım ona ben yayından sonra. Abi, Cities Skylines yayını yaptık 1 saat. Oradan da Bannerlord'a geçince 3 saat yayın yapınca konuşmayı unutuyorum bazen. Az silah yapsanıza beyler. Yapın abi, 4 tane silahım var benim. 4 tane silahım var. Dördünü de atın bakalım, nasıl atıyorsunuz? Hadi atın. Dört tane silahımız var. Daha adamlar gelemeden 100 adam kaybetti. Lan oğlum suya niye girdiniz? Atları mı yıkıyorsunuz? Sen de haklısın Balamir. Bunları da temizledik. Rahat bir zafer. Güzel. O okçular var ya, çok iyi oldu ya. O kadar okçunun gelmesi muazzam oldu ya. Çifteli yeteneğimizden hasar falan da arttı ya. Daha da iyi vuruyoruz artık. Lan gariban, kalkanla mı kaçıyorsun? Koş kaç. Bence de atları ya yıkamaya ya da su içirmeye götürdüler. Başka bir anlamı yok çünkü yani savaştayken oraya girmenin. Güzel. Hala fakir miyiz? Fakir demeyelim de çok harcamalar yapan diyelim. Fakir demeyelim. Çok harcamalar yapıyoruz, o yüzden öyle.
Halkımız için çok harcama yapıyoruz abi. Ondan öyle, başka bir sebepten dolayı değil. Şunları da sat abi. Evet arkadaşlar, yayın 1 saat 50 dakika oldu. Artık burada ufaktan yayını bitirelim bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yarın yine bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.